davetime teveccüh gösterip teşrif ettiğiniz için her birinize tek tek teşekkür ediyorum. Namütenahi şükranlarımı sunuyorum. Bize bu sene adına yakışır bir iklimde rahmet dolu ve ılıman bir şehri Ramazan yaşatan Cenab-ı Rahman'a öylesine nezih ve güzide bir toplulukla bizi emhal ettiği ve bugün burada sizlerle birlikte bizi cem ettiği için de hamd ve şükrediyorum. Bu vesileyle sonlarına geldiğimiz mübarek Ramazan ayının hadisi şerifte müjdelendiği üzere hepimiz için inşallah cehennem azabından kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum. Ramazan ayı hakikaten paylaşma ayıdır, huzur ayıdır, birlik ve beraberlik ayıdır. Ben de tabii ki hocaların buradayken bize çok kelam düşmez. Ben de bizim Beylikdüzü Vakfı ile ilgili bir iki kelam edip sözlerime son vereceğim. Bizim Beylikdüzü Vakfı 2 yıl önce kurduk. Biz bu vakfımızın temeli attığımız gün şu ifadeyi kullandık. Türkiye'nin 7 bölgesinde 81 ilinde herkes bu çatının altında görev alabiliyor. İkincisi, ismini Bizim Beylikdüzü Vakfı kurduk. Niçin Bizim Beylikdüzü Vakfı? Çünkü Bizim Beylikdüzü Vakfı Halis Kahriman'ın veyahut da yönetimdeki arkadaşlarımızın vakfı değildir. Bizim Beylikdüzü Vakfı Beylikdüzü'müzün 310 bin nüfusumuzun 10 mahallemizin herkesin vakfıdır ve herkesin vakfı olacaktır. Hani bazen dostlarımız şöyle bir ifade kullanıyorlar. Efendim Ramazan'ı geldi, Ramazan'ı yaşadık ve uğurluyoruz. Ben de diyorum ki mümkünse Ahmet Hocam uğurlamayalım. Bizatihi inşallah hayatımıza tatbik edelim. Ve hep beraber de Ramazan'ı bundan sonraki süreçte sevgiyle, muhabbetle, şefkatle, rahmetle, kardeşlik duygularıyla, yardımsever yönümüzle her daim hayatımızda inşallah Ramazan olsun. Bu dilek temennilerle önümüzde Ramazan bayramımız var. Ramazan bayramımızı da şimdiden kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Ramazan ayı bereketiyle geldi. İnşallah bereketiyle devam eder. Ve biz bu atmosferde yaşadığımız güzellikleri Ramazan'dan sonra da yaşamayı Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Sayın Halis Kahriman'ın bizim Beylikdüzü Vakfı'nın misafiriydik. Güzel ağırlandık. Ardından Kadir Gecesi münasebetiyle Fatih Sultan Mehmet Han'ın o mübarek isminin verildiği camimizde güzel bir Kadir Gecesi geçirdik. İbadetlerimizi yaptık, dualarımızı ettik ve İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin ikramı olan sahurumuzu da orada yaptıktan sonra ayrıldık. Bugün de aynı rahmeti, bereketi sizlerle bir arada paylaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sofraları bizi hazırlayan ve bizi bu sofralara davet eden Yunus Bey kardeşime teşekkür ediyorum. Bu nimetlerin asıl sahibi alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu'a da sonsuz şükür ve şükranlarımızı arz ediyoruz. Kalpleri ancak Allah'ın zikri tatmin eder diyor. Ancak Allah'ın zikridir ki o da Kur'an'dır. Kalplerinizi tatmin edecek, ruhlarınızı, akıllarınızı, vicdanlarımızı tatmin edecek ve onunla huzur ve sükun bulacağımız liman Kur'an limanıdır. Ramazan ayı içerisinde ruhumuza ve sosyal hayatımıza karşı sorumluluklarımızı bir kere daha dikkatle gözden geçirmemiz gerekiyor. Ramazan ayının bize bu tür ikazları var. Bismillahirrahmanirrahim. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. Bazı zamanlar ve bazı anlar, bazı durumlar
diğerlerinden daha farklı, daha anlamlı, daha özeldir. Nasıl ki 12 ayın içerisinde Ramazan diğer aylardan daha farklı, Ramazan içerisinde Kadir Gecesi diğer aylar, diğer günlerden daha farklı. İşte bugün de bizi bu araya getiren Yunus Bey ve bu ekip diğer günlerden daha farklı olduğu için kendilerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ya Rabbim, sen dünyada Müslümanları koru. Her birimiz bir ağacın bir fidanı gibi farklı farklı bölgelere, farklı farklı fidanlar olarak dikilmişiz. Kimimiz Kürt, kimimiz Laz, kimimiz Arap, kimimiz Çerkez, kimimiz Roman, kimimiz Azeri. Ama ortak bir noktamız var. Kökümüz Allah'ımız bir, peygamberimiz bir, kitabımız bir. Bu yüzden 7,5 milyar insan yaşıyor dünyada. 1,5 milyar Müslümanlar olarak ya Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozma. Ve dünyanın en şerefli bayrağı altında, dünyanın en onurlu ülkesi, dünyanın sigortası, dünyanın bayraklarının içerisinde en şereflisi olan Ay Yıldızı bayrağının altında Laz'ıyla, Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Alevesi'yle, Sünnüsü'yle, Roman'ıyla bizim birliğimizi bozma ya Rabbim. Bize kürek kemiği kalmadı. Dağıttıklarınız bize kaldı. Allah yolunda verdiğiniz bizimdir. Allah yolunda vermediğiniz bizim değildir demek istedi. Yani burada Allah Resulü Efendimiz Allah yolunda infakın önemine dikkat çekiyor. Evet, Beylikdüzü.com.tr ve Lonca Medya olarak bizim Beylikdüzü Vakfı tarafından her akşam düzenlenen iftar ve sahur yemeklerinde yayınlarımızı sürdürdük ve bugün de son sahurumuzu yaptık. Nasip oldu, evet. Bu da Yunus Bostancı kardeşimizin organizasyonunda düzenlendi. Bugün bütün dostlarınız, çok önemli hocalarımız, siyaset ve sanat dünyasından birçok dostunuzu bugün burada sahur yemeğinde, son iftarımızda Ramazan ayının ağırladınız. Güzel de bir program oldu. Güzel bir sohbet oldu her şeyden öte. Tabii, yayınlarımızda tabii. Da insanlar, izleyicilerimiz izleyecektir. Biz çok mutlu olduk bugün burada sizinle birlikte olmaktan. Katılıcılarla ilgili, dostlarınızla ilgili genel bir değerlendirme alalım. Teşekkür ediyorum öncelikle. Bugün mübarek Ramazan ayına veda sahuru düzenledik. Protokolden tabii çok kişi vardı. Allah razı olsun hepsinden de. Ama protokol, gayri protokol hiçbir şekilde ayırmadan biz bugün burada abilerimizle ve kardeşlerimizle beraberdik. Tamamen bir dost meclisi havasında. Ramazan'ı adına yakışır bir şekilde, Ramazan'ın manasına, ruhuna uygun bir şekilde dualarla, Kur'an tilavetiyle, vaaz-ı nasihatle yolcu etmek istedik. Hadis-i şerifte de çünkü Ramazan'ın sonunun cehennem azabından kurtuluş olduğu müjdeleniyor. Bu vesileyle ona nail olmak da amacımız. Dostlarımızla beraber böyle güzel bir ortam oldu. Umduğumuzun da ötesinde işi nasıl bir katılım oldu. Allah razı olsun tüm gelenlerden. Hepsi teveccüh gösterip teşrif ettiler. Bizi onurlandırdılar. Bu onur bizim için en büyük onur. Allah razı olsun. Allah dost eksikliği vermesin. Allah dostlarımızı var etsin. Ben size de çok teşekkür ediyorum. Bugün bizimle birlikte çok koşturdunuz. Çünkü akşam iftarında, iftarında beraberdik. Akabinde burada sahur programında beraber olduk. Sizler de yorduk. Siz de hakkınızı helal edin. Çok teşekkür ediyorum. Her zamanki farklı, özgün gazetecilik anlayışınızı, imzanızı bu işlerde attınız. Sağ olun, var olun. Biz de Lonca Medya olarak size çıkmış olduğunuz yolda başarılar diliyoruz. Evet. Hayat boyu mutluluklar sizinle beraber olsun. Son şunu söylemeden, isimlerini zikretmeden geçmek istemem. Çünkü Allah razı olsun, ondan çok ciddi emekleri oldu bu programla ilgili. Profesör Doktor Muhammed Nur Doğan Hocam, Doktor Vehbi Karakaş Hocam, kendileri aynı zamanda televizyonda da birçok programlara katılan isimler. İlimleriyle gerçekten çok müstefit olduğumuz, istifade ettiğimiz şahsiyetler. İkisi de kırmayıp geldiler. Vehbi Hocam Gebze'den kalkıp geldi. Muhammed Nur Hocam bir televizyonda canlı yayını vardı, onu iptal etti geldi. Allah razı olsun onlardan. Yani insanların bu teveccühü bizim en büyük servetimiz, onurumuz. Belki bizim birçokları kadar bankada çok büyük mevduatlarımız yoktur. Ama Allah dostlarımızı eksik etmesin. Dostlarımız en büyük zenginliğimiz. O zaman dostlarla birlikte kalalım. Eyvallah. Dost kalalım diyoruz. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz hep beraber. Hürmetler.